Yani bize yıllarca hep hak verdiler, oy vermediler. Yani seçmenler. Gönülleri bizde ama oylar başka yerde. Bu psikolojik bir baraj aslında. Yani 12 Eylül'ün insanların beynine çaktığı bir baraj. Sadece meclise halkın temsilcileri, işçi sınıfının temsilcileri girmesin diye getirilen bir baraj. Oysa ki bu şekilde bu zihnimizdeki barajları yıkalım. Bizim haklı olduğumuzu, bizim doğru şeyleri söylediğimizi düşünen insanlar bize oy versinler. Görecekler ki barajı aşacağız. Merhabalar. Seçim 2023 programının 3. bölümünde TKP Muğla Milletvekili adayı Ahmet Aksüt konuğumuz. Ahmet Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey, formatımız gereği 16 tane sorumuz var ve tüm adaylara aynı soruları yöneltiyoruz. Ve ilk sorumuz da adayların kendisini tanıtmasını istiyoruz. İlk sorumla başlıyorum. Ahmet Aksüt kimdir? Kısaca anlatır mısınız? 1963 İzmir doğumluyum. İzmir'de bütün eğitim hayatım orada tamamladım. Ondan sonra İstanbul'da bir dönem çalıştım. Daha sonra 2003 yılından bu yana da Muğla'dayım. Bu 2003 yılında Bodrum'a gelmiştim. 2015 yılından beri de Muğla merkezdeyim. Avukatlık yapıyorum. İkinci sorumuz ise milletvekili seçilirseniz mecliste öncelik vereceğiniz konular nelerdir? Milletvekili seçildiğimde meclisteki faaliyetlerimizin ana konusu tabii ki biz sınıf eksenli bir partiyiz ve işçi sınıfı iktidarını hedefleyen bir partiyiz. Bu kapsamda emeğin karşısında olan bütün uygulamaları karşı durma noktasında, onları engelleme noktasında bir çalışmamız olur. Onun dışında yine sermayenin talan politikası, rant politikası na hizmet edecek bütün yasal düzenlemelerin geçmemesi için ya da onları engellemek adına bir faaliyetimiz olur. Peki sermaye ve rant vurgusu yaptınız. Onun üzerinden ben bu soruyu biraz Muğla için özelleştirmek istiyorum. Yani Muğla için bir milletvekili olarak yapılması gereken veya bunun üzerine çalışılması gereken konu şudur dediğiniz konular var mı? Şimdi Muğla şöyle sermayenin korkunç bir saldırısı altında Muğla aslında. Yani görünüm daha çok işte çevre ve doğa üzerinden gidiyor ama yani gerçekte bunların arkasında olan bir sermayenin kâr etme hırsı söz konusudur. Bunu biz Marmaris'te de görüyoruz, Simpaş örneğinde işte Milas'ta İkizköy'de YK Enerji üzerinden görüyoruz. Deştin'de çimento fabrikası üzerinden görüyoruz. Bodrum'a baktığımızda Bodrum'da bir Cengiz İnşaat'ın cennet koyununa peşkeş çekilmesini görüyoruz. Yani sadece bir çevre tahribatı olarak görmek bu tür şeyleri yanlış diye düşünüyorum. Çünkü bunu yapan oradaki halk değil, yani oradan yaşayan insanlar değil. Burayı sermaye bu şekilde kar etmek üzere ve geriye dönüşümü mümkün olmayacak şekilde tahrip ediyor. Bu konuların üzerinde durulması gerekir. Muğla özelinde, özellikle birçok yerde, hemen hemen birçok ilçesinde bu tür irili ufaklı sorunlar var. Ve bu anlamda Muğla bakir bir alan. Yani çok yeni ranta açılmış bir alan gibi duruyor. Özellikle bu konunun yani üzerinde durulması gerekir. Siz şimdi çevre konularıyla ilgili görüşlerinizi bildirdiğiniz için şimdi soru sıralamamda toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine geçecektim ama
Onu dilerseniz ekolojinin sonrasına bırakalım. Biraz önce bahsettiniz Simpaş, Deşin'de çimento fabrikası, yani İkizköy'de bir mücadele var. 1,5 yılı, 2 yıla yakın süredir. Bu direnişler hakkında ne söylersiniz? Burada köylü kadınların öne çıktığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde değiştiğinde gözaltılar oldu biliyorsunuz. Aynı şekilde tabii İkizköy'de iki kadına karşı açılan davalar var. Bir jandarma müdahalesi sonrası. Sizin bu mücadeleler hakkındaki fikirlerinizi öğrenmek isterim. Kesinlikle desteklenmesi ve yükseltilmesi gereken mücadeleler bunlar. Burada bu mücadeleyi veren insanlar oranın insanları. Yani o bölgelerde yaşayan insanlar ve hayatları için bu mücadeleyi veriyorlar. Yani şeyin bilincinde olmayabilirler. Yani bunun arkasındaki gücün farkında olmayabilirler. Bunu onlara açıklamak bizim görevimizdir. Yani sizin bu şekilde yaşam alanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışanlar şunlardır. Yani bu şeklinde. Ve sadece o köylülerden ya da işte o mücadeleyi veren insanlardan ibaret kalmamalı orası onlar. Yani genel anlamda kendisine muhalif bir kimlik atfeden bütün insanların bu mücadeleleri desteklemesi gerekiyor. Çünkü burada aslında süren bir sınıf mücadelesidir. Yani saldıran bir sermaye sınıfı vardır. Onun karşısında savunan emekçi insanlar vardır. Yani kendi bağını, bahçesini, yaşam alanlarını, ormanlarını, suyunu, havasını savunmak zorunda bırakılan insanlar vardır. Bunlar kesinlikle yalnız bırakılmamalı ve bunların mücadeleleri yükseltilmelidir. Evet, bu soruyla bağlantılı olarak yine ekolojiyle devam edelim dilerseniz. Muğla'daki termik santralleri soracağım size. Yani bu termik santrallerin faaliyetleri devam ediyor. Yaşayan halkın sağlığına zararı üzerine veya çevreye zararı üzerine aynı zamanda bir mahkeme kararı da var kapatılması yönünde. Siz bu termik santrallerin faaliyetinin devam etmesi hakkında neler söylersiniz? Yani termik santrallerin zaten başlangıcında olmaması gereken işletmeler bunlar. Yani başlangıcı yasal olarak başlamamış işletmeler ve hiçbir şekilde insan sağlığı gözetilmeden işletildiler bugüne kadar. Yani bunu ben İzmir'deydim o zaman. İzmir Barosu'nun bir çevre komisyonu var idi. Orada da benim ustam diyeyim yanında yetiştiğim avukat Seni Özay ve onun etrafındaki çevre komisyonu üyeleri işte Arif Ali Cangı da onlardan bir tanesidir mesela Noyan Özkan'dır vesaire. Bu arkadaşlarımız o zaman yatağındaki termik santraller içinde davalar açtılar ve bahsettiğiniz kapatma kararı muhtemelen onların elde ettiği bir kapatma kararıydı. Ancak bunlar uygulanmıyor. Uygulanmadılar. Çünkü sermayeye karşı duracak bir yani hukuk o zaman gereğini yapmış. Şimdi o yakalasa şimdi öyle bir karar da çıkması mümkün değil. Çünkü tamamen bağımlı hale gelmiş bir yargı söz konusu. O zaman hukuk gereğini yapmış ama hükümet ya da yürütme organı bu hukuk kanunu uygulamamak suretiyle sermayeye hizmet etmeye devam etmiş. Bunlar bu işletmelerin tabii ki yani bir elektrik üretimi vesaire yapılmasına karşı değiliz ama bu şekilde doğanın tahrip edilerek insanın sağlığıyla oynanarak şimdi yatağın civarında kanser vakaları inanılmaz bir şekilde yüksek mesela. Bunlara dikkat edilmeden yapılan bir üretim karşıyız. Yani öyle bir üretim olmasın. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Şimdi çevreyle ilgili son soruma geçeceğim. Deştin'e gittik, Menteşe'ye. Marmaris'teki Simpaş'la ilgili sorunu konuştuk. Milas'ta İkizköy'ü konuştuk. Fethiye'ye gelirsek, Fethiye Körfezi'ndeki kirliliği soracağım. Yani burada bir kirlilik var ve bu zaman zaman aslında gözde görünür bir hal alıyor. Bununla ilgili aslında yerel belediye ve merkezi hükümet sürekli topu birbirine atmakla yetiniyor. Buradaki canlılar için de büyük bir sorun, yaşayan halk için de çok büyük bir sorun.
Bu Körfez kirliliği hakkında düşünceleriniz nelerdir? Yani gene aynı şeyi söylemek durumunda kalacağım. Yani burada belediyelerin topu birbirine atması ya yani bir şekilde önlenebilecek bir şey değil. Önlenebilir bir şey ama bunu bir politika malzemesi haline getirmeleri, insan sağlığını ikinci plana atmaları kabul edilebilir bir şey değil. Sonuçta yani bir arıtma tesisiyle çözümlenebilecek olan bir sorun maalesef politika malzemesi haline getiriliyor ama bu arada olan insan sağlığına oluyor, olan denizin ekolojik yapısının bozulmasına oluyor. Teşekkür ediyorum. Şimdi toplumsal cinsiyet eşitliği başlığındaki sorulara geçeceğim. İstanbul Sözleşmesi'nin feshini soracağım size ve son günlerde de gündeme gelmişti. Daha çok Cumhur İttifakı'nın genişlemesi sürecinde 6.284 sayılı yasa. Siz bu fesih kararı ve gündeme gelen 6.284 hakkında neler söylersiniz? Şimdi burada tabii şu gericiliğin yol almasının sonucu bunlar. Yani ve ona karşı muhalif unsurların ya da bizim de içinde yer aldığımız grupların diyeyim ya da partilerin, siyasi örgütlerin mücadelesinin bu fesi önlemeye yetmemesidir. Asıl sorun orada İstanbul Sözleşmesi ile aslında bir ileri adım atılmış idi. Bunu yapan da gene bu iktidar idi ama gelinen noktada işte oy toplama uğruna kendi kitlesini konsolide etme adına ve işbirliği içinde olduğu gerici tarikatlarla ödün vermek ya da onların dediğini yerine getirmek adına bu sözleşmeden çekildiler ve bu çekilme de aslında hukuksal anlamda tartışmalıdır. Yani yasal bir çekilme değildir. Meclisin kararıyla yürürlüğe giren uluslararası sözleşme sonuçta yine meclisin kararıyla çıkılması lazım. Ancak bu konuda bir meclis kararı da yok. Bu konuda yüzlerce dava açıldı. Kadın mücadele örgütleri açtı, partiler açtı, barolar açtı. Ancak bu konuda işte başka bir sorunla karşılaşıyoruz bu sefer. Burada da yargının yürütmeye olan bağlılığı ya da yargının tamamen yürütmenin emri altına girmiş olmasının sonucu olarak da bu davalar reddedildi. Kesinlikle mücadelenin bırakılmaması gerekiyor. Ve şimdiki hedefleri de işte 6.284 sayılı kanunu da kaldırtmak. İşte Hüdapar'dır, Yeniden Refah Partisi'dir. Yani bu bir mevzi geriye düştü ama o daha da geriye düşmemeli. Çünkü tamam belki kanunla vesaireyle korumak tamamen mümkün olmayabilir ama kadın cinayetlerinin varmış olduğu noktaya baktığımızda aslında bu gericiliğin yükseldiği oranda bu kadın cinayetlerinin yükseldiğini çok rahat söyleyebiliriz. Çünkü bu insanların kadına bir değer verdiği yok, kadını insandan saydıkları da yok. Tamamen işte Afganistan'da gördüğümüz üzere kadının eve kapatılması, sosyal yaşamdan çekilmesi, hiçbir yurttaşlık haklarının olmaması ya da onların oldukça sınırlandırılması gibi bir hedefleri var. Buna karşı çıkılmadığı sürece de o hedeflerine varırlar. Şimdi bu İstanbul Sözleşmesi'nin feshi sürecinde aslında daha çok gündeme gelen LGBTQ artılar ve LGBTQ artı hakları alanında neler söylersiniz? Yani bu da aynı şekilde benzerdir. Yani kadın cinayetleriyle ilgili söylediğim şeyleri burada da söylemek mümkün. Sonuçta insanların cinsel yönelimlerini devletin ya da diğer birilerinin müdahale etme hakkı yok. Yani insanın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gereken bir şey ama sistem bunlar üzerinden
bir nefret üreterek asıl konuşulması gereken, asıl tartışılması gereken şeyleri perdeliyor. Bir yandan da işte gericiliğin önü açılıyor, yani gericiliğin de prim verilmek suretiyle. Yani o işlerde o şekilde bir kullanımı söz konusu, ama bunun tartışılacak yanı yok. Yani bunlardan dolayı bir insanın ötelenmesi, küçümsenmesi, insan haklarının yok sayılması kabul edilebilecek bir şey değil. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki sorularımı da tamamladım. Buradan Sinan Ateş cinayetine geçmek istiyorum aslında. Muhalefet partileri, özellikle Millet İttifakı'nın paydaşları Sinan Ateş cinayetini bir çözülmesinin veya etkin bir soruşturma yürütülmesini bir seçim vaadi olarak da ortaya koyuyorlar. Belli tartışmalar ve iddialar var. Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin içinde bulunduğu iddialar. Siz bu cinayet hakkında neler söylersiniz ve soruşturma hakkında nasıl bir yorumunuz olur? Yani şimdi üstü örtülmek istenen bir cinayet. Benim hukukçu olarak yorumum o olur. Üstü örtülmek istenen bir cinayet ve bu orada gizlenmek istenen bir şeyler olduğunu ben düşünüyorum. Yani konuşulanlar, yapılan yorumlar, kısmi ifşaatlara falan baktığımızda aslında olayın bir uyuşturucu sistematiği içinde gerçekleşti. Yani oradaki bir çatışmadan kaynaklandığı gibi bir izlenimim var. Yani bu şey bir olay değil. Yani artık iktidarın her parçası bu şekilde bir şekilde pisliğe bulaşmış durumda. Yani işte Süleyman Soylu'ya baktığınız zaman bütün ne kadar daha sonra suçlu ilan edilen, aranan, yakalanan, tutuklanan vesaire, işte uyuşturucudan olsun, kara paradan olsun, işte herhangi bir suça baktığınız zaman mutlaka onunla ilgili bir kişinin Süleyman Soylu ile fotoğrafının olması, fotoğrafının çıkması bu tesadüf olamaz. Yani hani bir tane iki tane anlaşılabilir bir şeydir, ama her 10 olayın 9'unda bu şekilde bir şey olduğu zaman burada bir sistematik olduğunu düşünür insan. Yani burada bir sistem kurulmuş. Gayrimeşru bir şekilde bir trafik işliyor, işte uyuşturucu trafiği, para trafiği vesaire filan. Onun içindeki tabii ki çatışmalar çıkacaktır. Bu işin kendi, hani kendilerinin deyimiyle bunun fıtratında var bu tür çatışmaların çıkması. Sinan Ateş cinayetinde böyle bir çatışmanın ürünü olduğunu düşünüyorum. İktidar tarafı ısrarla kapatmaya çalışıyor, işte delilleri gizleme, yok etmeye çalışıyor. Muhalefet de bunu hani bir açığa çıkarmaya çalışıyor. Eğer bir işlemen suçu varsa elbette açığa çıksın ve kimse sorumlular. Sadece bu olay için değil, Sinan Ateş cinayeti için değil, hepsi için. Ne kadar, bu iktidarın işlediği ne kadar suç varsa hepsi ortaya çıksın. Muhalefet yani bir tek olay üzerinden yürümesin. İktidarın işlediği bütün suçlarla ilgili, eğer iktidara geldiklerinde bir şey yapacak, bir vaat yapacaklarsa, bu iktidarın bütün suçlarının araştırılıp yargılama konusu yapılması lazım. Teşekkürler. Bir diğer konuya geçiyorum. Türkiye'deki göçmen sorunu. Göçmen sorunu biliyorsunuz bazı partilerin artık politikası haline geldi. Millet İttifakı da göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini vaat ediyor aslında. Siz bu göçmen sorunu veya çözümü hakkında nasıl bir yorumda bulunursunuz? Ve göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilme sürecinde, eğer ki böyle bir durum yaşanırsa, ne tür hak ihlalleri bizi bekliyor diyebiliriz? Şimdi göçmen sorunu ağırlıklı olarak Suriye ile başladı. Yani daha öncesinde de vardı bu soru mutlaka, ama bu boyuta gelmesi, böyle ülkenin demografik yapısını değiştirebilecek dereceye gelmesinin altında yatan olay Suriye Savaşı'dır. Yani Türkiye'nin Suriye Savaşı'na, yani Orta Doğu batağına dahil olmasının sonuçlarıdır. Erdoğan işte kendisini Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı ilan ederken, Davutoğlu stratejik derinlik
projeleriyle hareket ederken aslında yaptıkları Suriye'nin parçalanmasına hizmetti. Yani Suriye'nin parçalanmasını sağlamak idi. Orada başlangıçta ki muhalif grupların desteklendiğini, onların silahlandırıldığını ve rejime, oradaki rejime karşı hareket ettirildiğini biliyoruz artık. Bunun gizli bir tarafı da kalmadı. Göçmen sorunu bu savaşın, bu kirli savaşın sonucudur. Yani Türkiye'ye yansıması bu savaş sebebiyle oluşmuştur ve başlamıştır. Gelenlerin çoğu emekçi insanlar. Yani orada o savaş ortamı içinde parası olan ya da varlığı, durumu iyi olan zaten Türkiye'de kalmadı, kalmıyor yani. Burada buraya gelenlerin çoğu savaştan kaçarak gelen insanlar. Evet. Ve onların burada ucuz iş gücü olarak değerlendirilmesi söz konusu. Yani işte Antep'teki sanayi sitelerinde, işte Ankara'da, artık her yerdeler zaten. Yani nereye bakarsanız bakın mutlaka bir göçmen orada daha ucuz bir paraya çalışmak durumunda kalıyor. Bunlar, sanırım Muğla'da bu illerden birisi. Tabii ki her yerde olduğu gibi yani. Bir de göçmenlerin Avrupa'ya geçiş noktası, düzensiz göçmenler. Evet, o da ayrı bir pazar alanı oluşturdu zaten. Yani en yakın nokta Yunanistan olduğu için işte deniz yoluyla geçişlerde bir sürü insan orada savaştan kaçmanın yanında yeni bir hayat kurma noktasında bütün umutlarını da o denize gömdüler, hayatlarını gömdükleri gibi. Yani hayatını kaybeden birçok insan oldu. Ha, bu noktada şudur yani burada ki bizim partimizin de daha önce açıkladığı şekilde söyleyeyim. Yani o insanlara kendileri gitmek istemedikçe biz git dememeliyiz. Sonuçta bu bir sınıf savaşıdır. Suriye'de de olsa o insanlar sömürülüyordu zaten. Orada daha kötü koşullarda sömürülüyorlar. Sınıf ekseni etrafında o insanları kapsayıp ve onları sınıf mücadelesine örgütlememiz gerekiyor. Buradaki işte bunlar üzerinden, bu göçmenler üzerinden politika üretenler, milliyetçi gruplar, işte Zafer Partisi'dir vesaire filan, aslında örttükleri şey o insanların sömürüldüğü gerçeğidir. Ve oradaki mallarının, mülklerinin el konulduğu, bütün varlıklarına el konulduğu ve buraya gelmek durumunda kaldığında da emeklerinin sömürülmeye devam ettiğidir. Burada olması gereken onlara bir çatışma ortamı değil. Eğer gitmek istiyorsa tabii ki herkes kendi yurdunda tabii ki daha mutludur. Ama gitmek istiyorsa gider. Ama kalmak istiyorsa da bizim onları kapsamamız ve birlikte mücadeleye örgütlememiz gerekir. Kahramanmaraş merkezi iki büyük deprem yaşandı. Size bu deprem sürecini soracağım. Ama öncelikle aslında imar barışı bağlamında deprem sürecine giderken Türkiye'yi sormak istiyorum. Şimdi imar barışı olayı hükümetin, iktidarın bir gelir kapısı haline getirmesini biliyoruz. Yani orada depremden kısa bir süre öncesine kadar işte Erdoğan Hatay'da yaptığı, yanlış hatırlamıyorsam, bir konuşmada işte bilmem şu kadar konutu biz yasal hale getirdik gibi bunu savundu. Doğru bir iş yaptıklarını söyledi. Birkaç yılda bir de çıkararak bunu bir nevi gelir kapısı haline getirdiler imar barışını. Ama deprem gösterdi ki aslında bu yıkılan binaların birçoğunun işte imar barışıyla da bağlantısını ortaya çıkardı ve doğru bir uygulama olmadığını yaşayarak görmüş olduk. Evet. Sonuçta bir binanın yapılmasının bir tekniği vardır. Yani onun bazı teknik özellikleri olması gerekir. Yani işte 4 tane demirle 10 katlı bina çıkarsanız ve buna da
yasallık kazandırırsanız o bina çöktüğü zaman yani o bina çöker zaten. Yani bir yerde çökecekti. Depremde çöktü. Şimdi deprem sırasına gelirsek, yani deprem olduktan sonraki süreç, arama kurtarma çalışmaları ve AFAD. Evet. Siz bu arama kurtarma çalışmaları, özellikle ilk 3 gün veya 5 gün süresince olan çalışmalar hakkında neler söylersiniz? Şunu söylerim, yani bizim arkadaşlarımız depremin 16. saatinde Antakya'daydılar. Yani ilk devletten önce giren örgütlenmelerden bir tanesi biziz Antakya'ya. Ve oradaki arkadaşlarımızın anlattığı türlü devlet bir hafta orada yoktu. Ne yazık ki bizim arama kurtarma gibi bir timimiz yoktu. Yani öyle bir örgütlenmemiz yok idi. Ama işte dağcı arkadaşlarımız vardı, bu konuda tecrübeli arkadaşlarımız da vardı. Onlarla işte kazma kürekle, hiltiyle, demir kesme makasıyla ne kadar yapabildikleri ölçüde insan kurtarmaya çalıştılar. Yani epey de bir insanı yani kaza altından çıkardıklarını biliyorum. Orada görünen şu, devlet bu işlerden elini eteğini çekmiş. Yani Kızılay, Kızılay olmaktan çıkmış, AFAD, AFAD olmaktan çıkmış. Her şeyi, ama her şeyi bir kar amacı haline getirmiş. Yani Kızılay niye kurulmuştu? İşte bu tür gene afetlerde, savaşta, şurada burada yardım ve işte destek için kurulmuştu. Daha önceki depremlerden biliyoruz, hemen işte Kızılay'ın gitmesi, yemek organizasyonlarını yapması, çadır vermesi vesaire, bunlar yani 99 depremiydi en büyük, en son yaşadığımız büyük deprem. Orada öyle bir şey vardı. Evet. AFAD'a baktığımızda AFAD da aslında AFAD olmaktan çıkmış ya, yani arama kurtarma her şey öyle bir zincir oluşturmuş ki kimse orada yatan, enkaz altından gelen seslere kulak asmadı. Herkes yukarıya baktı. Orada gelecek emri tamam kurtarın ya da çalışmaya başlayın. İşte sistem bu hale getirildi yani. Kimse kendisi inisiyatif alıp da asker çıkamadı mesela. Asker hazır dendi. Hulusi Akar işte şu saatten itibaren asker hazır da. Asker neredeydi? Hazır olarak bekledi. Dışarıya çıkıp bir arama kurtarma faaliyeti yaptı mı? Yapmadı. Yapmadım. O noktada yani bu tür faaliyetlerin dahi bir piyasaya açılması halini gözlemledik. Yani Kızılay bedava vermesi gereken çadırı parayla sattı. Ne bileyim işte bazı yerlerde yine bedava vermesi gereken kanı parayla sattı. AFAD kurtarma yapması gerekiyor. Şehrin girişinde bir sürü araçlar sıralandı ama kurtarmak için emir beklendi. Böylesine saçma bir sistem yaratıldı. Yani sistem değil bu zaten. Sistemsizlik daha doğrusu. Evet. İnsanlar bunun kurbanı oldular. Yani bu tamam deprem, büyük bir deprem ama İlk zamanlarda müdahale edilseydi gereken, yani ilk andan itibaren bir müdahale olsaydı bu kadar insan ölmeyecekti. Deprem süresince öne çıkan sivil toplum kuruluşları var. Ahbap örneği. Hı hı. Bu bir kesim tarafından bu sivil toplum kuruluşları çok eleştirildi. Ama genel olarak yaptıkları yardımlarla gündeme gelen hı hı. kuruluşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu STK'lar hakkında? STK'lar devletin ya eksiğini tamamlamaya çalıştılar. Yani devletin yapmadığını yapmaya çalıştılar. İnsanlar bu konuda kimse, yani devlet kenarda dursun da biz yapalım demedi kimse. Yani herkes bir şekilde elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte kimisi çadır bulmaya çalıştı, kimisi yemek bulmaya çalıştı, kimisi giyecek bulmaya çalıştı. Bunda ayıplanacak ya da kötülenecek bir şey yok. Anlıyorum. Şimdi ittifaklar ve güncel siyaset alanında birkaç sorun var. Onları yönelteceğim size. Öncelikle Millet İttifakı ile başlayalım. Millet İttifakı, yani Altılı Masa'nın artık Millet İttifakı'na dönüşmesiyle birlikte bir aday çıkarma süreci sancısı yaşandı aslında.
Meral Akşener'in masadan kalkıp sonra tekrar anlaşması ve başkan yardımcılıkları süreci var. Siz bu süreç hakkında ne söylersiniz? Yani şimdi o yapıların iç siyasi işlerine çok fazla bir söz söylemek istemem açıkçası. Yani biz farklı bir siyasi partiyiz sonuçta. Ama yani orada bir karma söz konusu. Yani işte sol adına bir CHP var. Onun dışındaki partiler işte AKP'den ayrılan partiler, MHP'den ayrılan partiler. Yani bir Millet İttifakı değil aslında. Yani öyle bir AKP'nin türevi başka bir yapı oluşturuldu orada. Yani biz onun o anlamda bir desteğimiz de söz konusu değil. Ha, oradaki kendi iç hesaplaşmalarıdır. Yani orada güç dengeleridir. Kendi içlerindeki o masadan kalkmalar, oturmalar vesaire. Evet. Bir diğer ittifakı da soracağım. Aslında biraz önce 6.284'ü konuşurken de biraz bahsettik diyebiliriz. Cumhur İttifakı'nın bir genişleme süreci vardı. Burada yeniden Refah Partisi ve Hüdapar. Siz bu genişleme, yani Hüdapar'ın bağlantıları, ondan sonra yeniden Refah Partisi'nin özellikle 6.284 çıkışı, siz bu genişleme ve Cumhur İttifakı'nın durumu hakkında neler söylersiniz? Yani bu Cumhur İttifakı'nı aslında yani gericiliğin ittifakı. Cemaatlerin, tarikatların iktidarı diyeyim. Geçmişte de Fethullah vardı. Fethullahçılar vardı ve onlarla işbirliği içinde AKP iktidar olmuştu. Ta ki işte birbirlerine düşene kadar diyeyim. AKP Fethullah tam boşalan noktalarını işte yeniden Refah Partisi ile ve Hüdapar'la doldurmaya çalışıyor ve kendi kitlesini konsolide etmeye çalışıyor. Gericiliğin ittifakıdır orası. Yani Hüdapar'ı herkes biliyor. Yani geçmişte Hizbullah'ın devamı olduğunu gizlemeyen ya da Hizbullahçı olduklarını gizlemeyen işte domuz bağları ile öldürülen insanların Batman'da, Diyarbakır'da vesairede özellikle o bölgede çok yaygın bir şekilde serbestçe insan öldüren bir yapılanmaydı Hizbullah. Ta ki herhalde kontrolden çıktı. Çünkü onu kontrol altına almak adına bir müdahalede bulundular. İşte davalar açıldı, insanlar cezaevlerine alındılar filan ama yani sonra peş peşe bırakıldılar ve hiçbirimizin de ruhu duymadı. Yani hepsi çıktı o insanlar. O domuz bağıyla insan öldürenlerin tamamı şu anda dışarıda. Onların bir kısmı da Hüdapar'ın kurucuları. İttifak böyle bir ittifak yani. Yeniden Refah Partisi'ne gelince de o da zaten gericiliği, tescilli bir yapılanma ve aslında AKP'nin öncülerinden işte Erbakan'ın oğlunun devam ettirdiği parti onlardan bir iyi bir hamle beklemek zaten şey boşuna bir bekleyiş olur. Kendi siyasi demeyeyim de kendi ideolojik düşünceleri doğrultusundaki talepleridir. Yani bunların vardığı nokta işte Afganistan'ın Taliban'ı olacaktır. İran'da kadınların tekrar işte başörtüsüne karşı yaptıkları eylemleri biliyoruz. Yani o noktada İran'da geçecekler. Yani Afganistan noktasına gelecekler. Erdoğan da söyledi zaten bizim Afganistan'a, Taliban'la ters düşen bir yanımız yok dedi. Bunlar da o yönde bir ittifakın içindeler. Kesinlikle mücadele edilmesi ve yenilgiye uğratılması gereken bir yapılanmalardır. Bir diğer ittifaka gelirsek, Emek ve Özgürlük İttifakı. Aday da çıkartmadı ve aslında çok şu anda da açık denilebilir. Kılıçdaroğlu'nu destekliyor Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde. Siz bu destek hakkında neler söylersiniz?
Şöyle bizim o konuda da biz de aynı şekilde benzer bir şey söyleyeceğim. Ya biz de Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir oy Erdoğan gitsin diye bir oy TKP'ye diye bir sloganımız var. Yani Erdoğan'ın gitmesi gerekiyor. Neden gitmesi gerekiyor? Artık bir dönem daha kalırsa ciddi anlamda bu ülkedeki insanların bu ülkeyle bağı kopacak. Yani psikolojik bir yıkım söz konusu olacak. Artık insanlar umutsuzluğa hepten gidecekler. Ve bu ülkeyi terk etme noktasına kadar da gelecek. Yani gençlerimizin sorduğumuz zaman çoğunluğunda işte yurt dışında yaşamak gibi bir istekleri var. Neden? Çünkü bu ülkede bir gelecek görmüyorlar. O noktada Erdoğan'ın gitmesini önemli görüyoruz ve biz de Sosyalist Güç Birliği İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağrı yaptık seçmenlerimize. Yani neden Kılıçdaroğlu? Hani onun daha diğer adaylara bak, Erdoğan dışındaki diğer adaylara baktığımızda daha makul bir aday olarak bulduğumuz için, yoksa Kılıçdaroğlu'nun ve partisinin ve Millet İttifakı'nın ne politikalarını destekleriz, ne kendilerine bir kefaletimiz söz konusudur. Sadece ve sadece, yani onları da çok sıkı bir şekilde eleştirdik, eleştiriyoruz. Bundan sonra da eleştirmeye devam edeceğiz. Savunduğumuz bir yanları yok. Sadece ve sadece Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın gitmesi adına Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz. Emek Özgürlük İttifakı'nın da sanıyorum tavrı bu yönde olsa gerek. Yani tam net olarak açıklamadılar diyebiliyorum ama evet, ilerleyen günlerde açıklayabilirler. Seçmenlerini o yöne kanalize etme şeyleri, düşünceleri var diyebiliyorum. Tabii ki yani bireyler olarak Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrılar mevcut tabii ki. Sadece parti düzeyinde ilk başta aday çıkarılmayacağı yönde bir açıklama Evet. yapılmıştı. Ama sanırım çok açık Kılıçdaroğlu'na destek. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın mesajları, Evet, tweetleri evet, üzerinden evet. Ya de. ben de onlara dayanarak Evet. zaten yani yönlendirmeleri o yönde diye Evet. söylüyorum. Sanırım bütün ittifakları konuştuk. Ata İttifakı var. Onların zaten kendi adayları mevcut. Sinan Oğan. Sorularımızı da ben tamamladım. Ama bir ek sorum var. Demirtaş'tan bahsettik. Siz Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkında neler söylersiniz? Yani siyasi anlamda tabii ki aynı şeyleri düşünmüyoruz. Ama bir anlamda siyasi rehineler her ikisi de. Yani düşünceleri ne olursa olsun karşı çıkarsınız, eleştirirsiniz vesaire ama şu anda tutukluluk halleri tamamen hukuksuzdur. Bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları da her ikisi hakkında da tescillemiştir. Ama işte az önce gene söylediğimiz, konuştuğumuz üzere yani Türk hukuk sisteminin tamamen yürütmenin bir organı haline getirilmiş olmasından kaynaklı olarak çeşitli hukuki dalaverelerle diyeceğim, yani onlar da hukuksuzluktur aslında, hukuk demeye de dilim varmıyor ama yani içeride tutulmaya devam ediliyorlar. Şey yok. Yani bunun savunulacak bir yanı yok. Kesinlikle her ikisinin de serbest kalması gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Seçim 2023 programının 3. bölümünün sonuna geldik. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. Sonra programı kapatalım. Bu seçimde şimdi genel olarak bizim Sosyalist Güç Birliği'nin de içinde olduğu partiler, yani sol partilerin baraj sorunu vardır. Hani baraja takılırsınız, o yüzden size oy vermeyelim ya da veremiyoruz. Yani bize yıllarca hep hak verdiler, oy vermediler. Yani seçmenler, gönülleri bizde ama oylar başka yerde. Bu psikolojik bir baraj aslında. Yani 12 Eylül'ün insanların beynine çaktığı bir baraj. Sadece meclise halkın temsilcileri, işçi sınıfının temsilcileri girmesin diye getirilen bir baraj. Oysa ki bu şekilde bu zihnimizdeki barajları yıkalım.
Bizim haklı olduğumuzu, bizim doğru şeyleri söylediğimizi düşünen insanlar bize oy versinler. Görecekler ki barajı aşacağız. Teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Ben teşekkür ederim.